Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, dersimize Bakara suresinin 234. ayetiyle devam ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّذْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا İçinizden vefat edip de geride eşler bırakan kimselerin eşleri يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ kendilerini gözetlesinler. Ne kadar? اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ve aşra, 4 ay 10 gün kendilerini gözetlesinler. Tabii böyle bir ayeti kerimeyi anlamamız için sadece ne dediğini bilmemiz yetmez. Ne demek istediğini de bilmemiz lazım. Bir söz sadece kelimelerinden müteşekkil değildir. O sözün bir de arka planında söylenmek istenilen bir hakikat vardır. Onunla birlikte düşünüldüğünde sözler anlam kazanırlar. Kendi bütünlüğü içinde anlaşılırlar ve bağlamına göre yorumlanırlar. İşte bu ayetin de gerçek anlamını bilebilmek için öncelikle arka planı bilmek gerekir. Şunu hemen ifade etmeliyim ki geçen dersimizde de işlediğimiz boşanmakla ilgili özellikle boşanan ailelerde hanım tarafını ilgilendiren bir takım hükümler zikredilmişti. Neden hanım? Oysa ki boşanan ailede bir de erkek var. Hanım çünkü özellikle o dönemde boşanan hanımlar, dul hanımlar hiçbir hakka sahip değildi. Boşanan hanım adeta diri diri öldürülüyordu. Ölüme mahkum ediliyordu. Sahipsizdi, kimsesizdi. Hiçbir şey verilmiyor. Kocasının servetinde hiçbir paya sahip olmuyordu. Bazen çoluk çocuğuyla sokağa terk edilebiliyordu. Bu ayeti iyi anlamamız için İla bahsinde açıkladığım gibi ila konusunda Araplarda cari olan kötü geleneği hatırlayacaksınız. Bir erkek hanımını yemin ile mevkuf tutuyor, yani mahpus tutuyordu. Ne boşuyor, ne bir başkası alabiliyordu, ne de onu hanım olarak onunla birlikte oluyordu. Yani o iki arada bir derede dedikleri türden kala kalıyordu. Bu bahiste de, bu ayette de böyle kötü bir geleneğe işaret var. O da şu: kocası ölen bir hanım bir yıl Arap geleneklerine göre yas tutmak zorunda bırakılıyor. Yine mahkum ediliyordu. Ne dışarı çıkabiliyor evinden, ne süslenebiliyor, hatta ona dünürcü bile gelemiyordu. Bir başkasıyla evlenemiyordu. Çünkü gelenekler bunu yasaklıyordu. Gelenekler kadını mahkum ediyordu. İşte kadının bu mahkumiyetine son vermek için Kur'an yeni bir hüküm getiriyor. O da kocası vefat etmiş bir kadın hiçbir zaman bir başkasının mahkumu değildir. Özgürce karar verebilir. Onun özgürce karar vermesinin önüne kimse geçemez. Onun bekleme süresi sadece ve sadece 4 ay 10 gündür. Neden bu müddet? Bu müddetin hikmeti nedir? O da bir
nesil kargaşası olmasın içindir. Çünkü bu süre zarfında o günün şartlarında hamile olup olmadığı bilinmektedir. Herkes tarafından görülecek bir süredir bu. Onun için de 4 ay 10 gün vefat eden kocasından eğer bir çocuk sahibi olmuşsa bu süre içerisinde elbette bu çevresi tarafından da görülüp bilinecek ve çocuğun babası belli olacaktı. Bir nesil kargaşası ortaya çıkmaması için bu süre konulmuş oluyordu. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Belirlenen sürenin sonuna ulaşıldığında o kadınların yani kocası vefat eden ve dul kalan kadınların kendileri hakkında verecekleri kararı, herhangi bir kararı yerine getirmelerinde, meşru olarak yerine getirmelerinde sizin için herhangi bir günah yoktur. Size bir vebal yoktur. İşte biraz önce vurguladığım insanın karar verme özgürlüğüne Kur'an'ın saygısını görüyoruz. Bir kadının, kocası vefat etmiş, dul kalmış bir kadının kendi geleceği hakkında karar verme hakkını Kur'an ona teslim ediyor. Tabii bunu teslim ettiği tarihte kadınlar, özellikle dul kalan kadınlar adeta toplum içerisinde diri bir ölüden farksız, yaşayan bir ölüden farksız hale geliyordu. Onu düşündüğünüzde Kur'an'ın medeni olarak ne büyük bir devrim yaptığını anlarsınız. Medeni hukukta cidden bundan 1400 yıl öncesinin şartlarında bu kurallar bir devrim sayılmalı. Neden devrim sayılmalı? Çünkü bu kurallar o dönemdeki hem erkek egemenliğine yöneltilmiş bir tehdit, hem de o dönemde cari olan sistemin temeline konulmuş bir dinamittir. O gün erkek merkezli, erkek egemen toplum aynı zamanda kadını mahkum ve mahpus ederek kendi zevkinin, kendi neşesinin, kendi basit duygu ve tutkularının esiri olarak kullanıyor. Kadını kendisiyle eşit bir varlık olarak algılayamıyor. İşte Kur'an'ın asıl yaptığı devrim budur. Onun için de kadını erkeğe seninle eşit bir varlıktır. Sen nasıl haklara sahipsen o da öyle haklara sahiptir duygusunu vermeye çalışıyor. Burada bir kadının kendi lehinde alacağı meşru kararlara kimsenin engel olamayacağı söyleniyor. Bil maruf deniliyor. Bu bil maruf makul ve meşru manasına gelir. Bir kadın kendisi için eğer makul ve meşru olan bir karar veriyorsa buna velisi de dahil kimse engel olamaz. Vallahu bima ta'maluna habir ve ayet bu cümle ile bitiyor. Allah ve iyi bilin ki veya çünkü veya zira Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. Tabii ki bu son cümlenin muhatabı hem kadınlardır, hem kadınlara engel olan velilerdir ve hem de kocalardır. Eğer kocalar vefat etmeden önce kadınlarına ben ölürsem evlenmeyeceğine yemin et gibi bir şey söylüyorlarsa ki o gün de mümkündür, bugün de doğru bir şey yapmış olmazlar bu ayete göre. Ama eğer aralarındaki sevgi bağı kıyamete kadar sürsün ve kimseyi bu bağa sokmayalım, bu bağı kimseyle kesmeyelim diyorlarsa bu
tamamen kendi özgür iradeleriyle veya hanımın, dul kalan eşin kendi özgür iradesiyle vereceği bir karar olmalıdır. Daha önce kocanın maddi ya da manevi baskısıyla alınan bir söz ya da ettirilen bir yemine dayalı olmamalıdır. Eğer böyle bir şey varsa Allah bundan haberdardır deniliyor. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا اَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِبَّةٍ نِسَاءٍ Böylesi kadınlar ki toplumsal bir olgudur boşanma. Boşanma Allah'ın en sevmediği helaldir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ama vakadır. Hayatın doğal gerçeklerini İslam yasaklamamıştır. Ancak onları müsbet yöne kanalize etmiştir. Onları kurallara bağlamıştır. İşte bu kurallardan birkaçını zikrettikten sonra şimdi böyle bir kadının durumu ne olacak? Boşanmış dul bir hanımın durumu ne olacak? Bu böyle kala kalacak mı? Birçok kadim medeniyette olduğu gibi örneğin kocası vefat eden kadını eski Hint'te kocasıyla birlikte gömerlerdi. Çok ilginç. Ve bu biliyor musunuz? Bu yüzyılda kaldırılmaya çalışılıyor. Hatta geçen yıl böyle bir olay Hindistan'da yine vuku buldu ve bir takım insan hakları örgütleri ayaklanmıştı bunun üzerine. Düşünün. Bugüne kadar süren bir gelenek diri diri kocasıyla birlikte kocası ölen kadını diri diri mezara gömüyorlar. Evet, böyle bir geleneğin, bugüne kadar gelen, böyle bir geleneğin bir tarafa konulması durumunda, bundan 1400 yıl önceki dünyada bu ayetlerin ne anlama geldiğini daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ Böyle bir durumda, sizin için bu tür kadınlara evlenme teklif etmenizde, yani evlenme teklifi demeyelim buna. Çünkü fîmâ arrattum bihi min hitbetin nisa buyuruluyor. Evlenme ima etmenizde. Benimle evlenir misin demeyi doğru bulmuyor Kur'an. Böyle bir durumda. Kocası ölmüş, iddet bitmemiş. Ne yapabilir? Ben evlenmeyi düşünüyorum diyebilir. İma edebilir. Ama teklif edemez. İma eder. Onun için ima etmenizde bir beis yok diyor, bir mahsur yok. اَوْ اَكْنَنْتُمْ ف۪ي اَنْفُسِكُمْ Ya da böyle bir durumdaki hanıma karşı içinizde onunla evlenme isteği duymanızda bir beis yok. Yani bunu içinizde gizlemenizde bir beis yok. Sizin için herhangi bir günah yok bu konuda. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ Allah iyi biliyordu sizin gelecekte ona evlenme teklif edeceğinizi. Allah çok iyi biliyor. Onun için Allah biliyor. Bunu içinizde gizlemenizde ya da ona ima etmenizde size herhangi bir günah yok. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا Duygularınızı gizlice açmak yerine yine de onlarla meşru yöntemlerle konuşun. Kur'an'ın sosyal ilişkilerde getirdiği o harika ilkelere bakın. Medeni ilkelere bakın. En medeni ilişkiler nasıl olur? Oradan yola çıkarak Kur'an'ın bu getirdiği ilkeyi tartın. Göreceksiniz ki gerçekten de İlişkinin en saf, en sade, en temizi nasılsa onu teklif ediyor Kur'an. İçten pazarlık yapmayın. Bir takım dil oyunlarına sapmayın. Yanlış anlaşılacak bir takım yollar denemeyin. Etraf ve çevrede belki size laf gelmez ama evlenme teklif ettiğiniz insanın da şeref ve haysiyetini düşünün. Onun için de bir takım yer oyunlarıyla değil, medeni insanlar gibi yapın bu işi. Eğer samimiyseniz nasıl yapın? وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
yine de duygularınızı gizlice açmak yerine onlarla meşru yöntemlerle konuşun. Diyaloğa geçin. وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلًا Yazılı olan, belirlenen süre doluncaya kadar onlarla nikah bağını kesinlikle bağlamayın, düğümlemeyin. Yani son sözü söylemeyin bu süre doluncaya kadar. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Ve şunu hiç unutmayın ki Allah içinizde ne taşıyorsanız onu çok iyi bilir. Kalbinizden geçirdiklerinizi iyi bilir. Fahzeru o halde ondan sakın. Ve'lemu ennallaha gafurur rahim. Ve yine iyi bilin ki yani Allah sizin içinizden bir şeyler geçireceğinizi yine de biliyor. Yani içinizin dürüst durmayacağını biliyor. Onun için yine iyi bilmeniz gereken bir şey var bu noktada. O da Allah'ın bağışlayan bir Allah oldu. Ve halim bir Allah oldu. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ Yani cezalandırmakta acele etmeyen, süre tanıyan, kuluna mümkün olduğu kadar yumuşak davranan, hoşgörülü davranan bir Allah olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yani şuna bakın, Kur'an'ın davet ettiği dengeye bakın. Denge buna dermişler. Bir tarafta o halde ondan sakının diyor, fahzeru, hemen arkasından da yine unutmamanız gereken bir şey, Allah'ın affedici ve cezalandırmakta acele etmeyen bir Allah olduğudur. Beynel havfi ve reca. Korku ile ümit arasında. İnsanı bir sarkaç gibi götürüp getiriyor. Ne hep korkutuyor, ne hep umutlandırıyor. Bir korku, bir umut. İşte duygunun dengede olması budur. La junaha aleykum in tallaktumu nisa'a ma lam temessuhunna ev tefridu lehunna feridaten. Yine sizin üzerinize kendilerine henüz dokunmadığınız ya da bir mehir tespit etmediğiniz kadınları boşamanızda bir günah yoktur. Bir vebal yoktur. Şimdi yeni bir konuya girdik. Aynı konunun yeni bir varyantı bu. Yukarıdan itibaren boşanmış hanımların farklı farklı durumda olanların hükümlerini zikrediyor Kur'an. Burada da gerdeğe girilmemiş ve kendilerine bir mehir tespit edilmemiş hanımların boşanmasının hükmü nedir diye sorulursa eğer, o sorunun cevabı var. Dört tür seçenek var. Bir, gerdeğe girilmiş ve mehir tespit edilmiş hanımların boşanmasının hükmü. Gerdeğe girilmemiş lakin mehir tespit edilmiş hanımların boşanmasının hükmü. Gerdeğe girilmiş lakin mehir tespit edilmemiş hanımların hükmü ki daha sonra gelecek. Gerdeğe girilmemiş, mehir de tespit edilmemiş. Ve buna rağmen boşanmış hanımların hükmü. Bu dört durumun dördünün de cevabı var Kur'an'da. İşte burada gerdeğe girilmemiş ve mehir de tespit edilmemiş. Hanımlar boşanırsa ne lazım gelir? Şimdi devam ediyoruz. وَمَتِّعُوهُنَّ Burada tamamlayıcı bilgi geldi. Ne ki bu durumda dahi onlara destek olunur. Yani onlara bir takım hayati ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle destek olunur. Alel musi'i kaderuhu ve alel muktiri kaderuhu. Harika bir denge yine. Eli geniş olan elindeki servet miktarınca versin,
eli dar olan da yine gücü yettiği kadar versin. Ama makul bir biçimde destek olun böyle boşanmış hanımlara. Meta'an bil maruf. Makul bir biçimde geçimlik tedarik edin. Geldi. Hakkan alel muhsinin. Bunu yapmak Allah'ı görür gibi iman edenlerin üzerine bir vazifedir, görevdir. Neden böyle meallendirdim muhsinini? Çünkü muhsinin Resulullah'ın dilindeki anlamı budur. Mel ihsan diye sorulunca Resulullah verdiği cevapta Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Evet. En te'budallâhe ke'enneke terâhu. Fe illem tekun terâhu fe innehu yarâke. Allah'ı görür gibi kulluk etmen. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da diyor. Arkasındaki açıklamada o seni görüyor. Bu bilinçle yaşaman. Bu bilinçle hareket etmen. Ben de ayetteki muhsinin kelimesini peygamberin tefsiriyle açıkladım. Allah'ı görür gibi yaşayanlar ve kulluk edenler üzerine bu bir haktır, vazifedir. وَاِنْ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً. Bir başka şık geldi bu seferde. Boşanmada bir başka şık. Nedir o da? 9 yani gerdeğe girmediğiniz ve fakat mehirlerini tespit ettiğiniz. Mehirleri tespit edilmiş lakin gerdek vuku bulmamış. Bu halde boşadığınız hanımlara فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ. Tespit ettiğiniz mehir bedelinin yarısını veriniz. Evet, tespit edilen mehir bedelinin yarısı bu durumdaki boşanmış hanımlarındır. اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ اُقْتَةُ النِّكَاءِ. Ancak, onların bundan vazgeçmeleri ya da nikah bağını ellerinde tutan kimselerin, nikah akdini elinde tutan kimselerin vazgeçmeleri bundan müstesna. Yani ya boşanan eşler hakkımdan vazgeçiyorum derler ya da nikah bağını elinde tutan kimselerden kasıt herhalde o dönemde yaşı küçük ya da mümeyyiz olmadan evlendirilen kimselerin velileri, vasileri kastedilmekte. O kimselere ifade edilen şey şu, siz de vazgeçebilirsiniz. Lakin hemen ayetin devamında bir başka tavsiye var. Ve en ta'fu akrabu littakva. Boşayan kimselere seslen. Ey boşayanlar, sizin vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Çünkü aslında akdi bozan sizsiniz. Sizin vazgeçmeniz, yani fedakarlıkta bulunmanız, sorumluluk bilincinize daha uygundur. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Birbirinize karşı fedakarlık yapmanız gerektiğini kesinlikle unutmayınız. Çünkü siz boşansanız da iman kardeşisiniz. Unutmayın ki müminler kardeştir ve bu noktada faziletli davranmak, karşınızdakine fedakarca davranmak size düşer. Bunu unutmayın. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah yaptığınız her bir şeyi görmektedir. Medeni hukukun temel problemlerinden biri olan boşanmayla ilgili bunca ayet serdedildikten sonra
sanki hiç alakası yokmuş gibi duran bir konuya giriyor Kur'an. Bambaşka bir konuya. Aslında bu Kur'an'ın üslubudur. Üslubu zahdır. Bu konu namaz konusu. Diyeceksiniz ki boşanmayla ilgili bunca ayetin arasına namazla ilgili böyle iki ayet neden girmiş? Sebebi şu. Hayatta, gündelik hayatta yaptığınız her bir işin temelinde şuur olmalı. Bilinç olmalı. Yani bir gayesi olmalı. Kulluk bilincini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Eğer amaç aklınızdan çıkarsa araçları amaçlaştırırsınız. Onun için de Kur'an burada böyle bir konuyu işledikten hemen sonra insanın kulluk bilincini diri tutan en birinci ibadet olan namaza sözü getiriyor. Ve gayeyi hatırlatıyor. Hayatın gayesini hatırlatıyor. Hayatın amacını hatırlatıyor. Yukarıda hemen bir önceki ayette, tefsir ettiğimiz ayette fedakarlıktan söz edildi değil. Vazgeçmekten söz edildi. Karşıdakine ihsan ile muamele etmekten söz edildi. Ve Allah yaptıklarımızı görmektedir denildi. İşte herkesin yaptığını bir bir gören Allah'ın karşısında kulun sorumluluğu hatırlatıyor. Çünkü ibadet kulun Allah'a karşı acziyetini itirafıdır. Bu noktada ahlaki ilkeler insanda nasıl yerleşir? Ne suretle yerleşir? Yani bunu yapmak için, bu fedakarlığı yapmak için nasıl bir insan olmak gerekir ve neye sarılmak gerekir sorusunu sorarsanız ey müminler, işte şu size yol gösteriyor. Hafizu alessalavati ve salatil vusta. Namazlarınıza. Özellikle de en ideal namazı kılmaya özen gösterin. Gayret edin, diyor. Aslında bu bir sorunun cevabı. Biraz önce sordum o soruyu. Ya Rabbi, ben bu kadar güzel bir ahlaka, fedakarlık yapabilecek bir ahlaka, benim iken vazgeçebileceğim bir ahlaka, bir şey benim olduğu halde olsun, kardeşimin olsun diyebileceğim güzel bir ahlaka nasıl kavuşurum sorusunu soruyorsanız eğer diyor, ben size cevabını vereyim. Hafizu alessalavati ve salatil vusta. Namazlarınıza, özellikle de en ideal namazı kılmaya özen gösterin, gayret edin. Hafizu fiili müşareket için kullanılır. Müfaale babındandır. Yani iki taraf arasında kullanılır. Bu baptan gelen tüm fiiller iki tarafa ihtiyaç duyar. Peki burada iki taraf mı vardır ki diyeceksiniz. Evet. Bir kere namazda iki taraf vardır. Namaz kılan, namaz kılınan. Allah ve kul. Ondan öte bir nüktesi daha var bu müşareket fiilinin. Siz namazı koruyun ki namaz da sizi korusun. Siz namazı gözetin ki namaz da sizi gözetsin. Hafizu fiili dedim, müşareket içindir. Müfaale babından gelen fiiller müşareket. İsneyn beyninde müşareket içindir. Yani mesela katil, savaş, karşılıklı bir fiil. Şareku, ortaklaşın, el birliği yapın gibi. İşte bu baptan gelen fiillerdendir bu da. Onun için bunun manası şu olsa gerek dedim. Siz namazı koruyun, namaz da sizi korusun. Siz namaza hürmet edin, siz namazın hakkını verin, namaz da size karşılığını versin. Daha önce farklı vesilelere değinmiştim. Vahiy, Allah'tan kula bir iletişim, ibadet,
Vahyin kuldan Allah'a geri dönüşü. Adeta vahiy ve ibadet kulla Allah arasındaki iletişimin süreklilik halidir. Allah'tan kula vahiy biçiminde gelen mesaj, kuldan Allah'a ibadet biçiminde gidiyor. Vahiy Allah'ın kula mesajı, ibadet kulun Allah'a mesajıdır. Vahiy Allah'ın kula haberi, ibadet kulun Allah'a haberidir. İşte adeta bu da işaret ediliyor. Siz namazı koruyunuz, namaz da sizi korusun. Hatırlayın, hemen hatırlayın Kur'an'ın o ifadesini. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Hiç kuşkusuz namaz insanı kötülüklerden ve aşırılıklardan alıkoyar. Görüyorsunuz. Yani siz namaza ehemmiyet gösterin, namaz da sizi korusun. Karşılıklı namazla çıkar ilişkiniz vardır. Onun için hafizu ala salavat. Namazları gözetin ki namazlar da sizi gözetsin. Ve salatil vüsta, özellikle ideal olan namazı gözetin. Şimdi tabii bu meal de nereden çıktı diyebilirsiniz. Elimizdeki meallerde böyle yazmıyor. Orta namazı yazıyor, ikindi namazı yazıyor. Onlar da kendilerine göre doğru diyebilirim. Ancak benim acizane, son ulaştığım en doğru, burada kastedilen şey en ideal. Bu ibareyi, salatul vusta'yı ikindi namazı diye tefsir eden birçok müfessir var. Niçin? Çünkü Resulullah'tan hadisler gelmiş bu konuda. Özellikle Hendek Savaşı'nda müşriklere beddua ederken Resulullah, Allah onları kahretsin, onlar bize orta namazını geçirttiler diye dua etmiş. Bunun destek olarak gösteren bu görüşteki müfessirler, bu salatul vusta ikindi namazdır diyorlar. Ancak bu konuda Şevkani Neylül Evtar isimli o mükemmel eserinde 18 tane ayrı görüş zikretmiş. Yine aynı hadis tefsir kitaplarında bu namazın sabah namazı olduğu da geçer. Ve o konuda da hadisler zikredilir. Öğle namazı olduğunu söylüyorlar. Çünkü vusta'nın bir manası orta, en orta demektir. Evsat kelimesinin müennesidir vusta. Yani ismi taftilin müennesi böyle gelir. Onun için de en ortadaki. Şimdi en ortadakinden maksat nedir? Beş vakit namazı düşünenler en ortadaki olarak ikindi düşünmüşler. Ancak günün ortasını, yani günü düşünenler günün ortasındaki namaz olduğu için öğleyi düşünmüşler. Rekat olarak orta diyenler olmuş birçok müfessirde. Onlar da akşam namazı salatul vüstadır demişler. Çünkü ne dört ne iki farz. Üç olduğu için onlar da akşam namazdır demişler. Yatsı namazı diyen görüş var. Onlar da eşit miktarda delilleri. Sabah namazı diyen var, öğle namazı diyen var, cuma namazı diyen var, kurban bayramı namazı diyen var, Ramazan bayramı namazı diyen var, gece namazı diyen, vitir namazı diyen var. Yani 18 görüş var. Tabii ki bendenize göre bunlardan hiçbirisi. Burada kastedilen namazlarımıza özen gösterin. Ama özellikle tüm namazlar bir namaz içindir diyor adet. Her namaz bir namaz içindir. En ideal namazı kılmaya özen gösterin. Çünkü vusta kelimesinin sözlükteki en temel anlamı ideal demektir. En ideal. En güzel, mükemmel, eftal manalarına gelir sözlükte. En eftal olan namazı, en mükemmel olan namazı, en güzel namazı kılmaya gayret edin. Şöyle ayet üzerinde sıkıca durduğunuzda
Bu manayı ayet size zaten veriyor. Kaldı ki Said bin Müseyyep gibi tabiinden bazı ulema ve yine sahabe içerisinden bazıları bu hiçbir vakit namaz değildir, 5 vakit namazın 5'i de buna girer demişlerdir. Aslında bu bir tür benim söylediğim şeye delalet eder. Yani herhangi bir vakit değildir. Zaten bu noktada Razi de sözü toparlarken özetle diyor ki, hepsi de birbirine benzer, hiçbiri diğerinden daha üstün değildir bu görüşlerin diyor. Bu aslında şu demektir, doğru bu kadar fazla olmayacağına göre bunların daha üstünde bir şey olsa gerek. O da bendenizin söylediğidir diyorum ve salatul vusta en ideal namaz. Bu sabah da olur, öğle de olur, akşam da olur ki bunu destekleyen rivayetler var. Taberi'de de görmüştüm bunu, diğer tefsirlerde de var. Allah nasıl Kadir gecesini Ramazan içinde gizlediyse, nasıl dostlarını insanlar içinde gizlediyse, nasıl icabet anını Cuma içerisinde gizlediyse, duaya icabet anını, aynen onun gibi de en ideal namazı namazlar içinde gizlemiştir. Siz onu arayın, acaba bunu ideal kılabilir miyim? Acaba şu namazda ideal kılabilir miyim, olabilir miyim, durabilir miyim diye düşünün ve her namazınız Allah'a bir adım daha yaklaştırsın. Aslında salatul vusta miraç olan namazdır. Bana gel. Hangi namaz miraç oldu? O namaz salatul vustadır. Hangi namaz sizi Allah'la buluşturdu? O namaz salatul vusta. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ Evet. Gönülden bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda durun. Ayet böyle bitti. Ki bu bitiş biraz önceki tefsire de uygun. Gönülden bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda kararsız ve ivazsız. Yürekten durun. Çünkü namaz kalbi bir eylemdir öncelikle. Namazın fiili ve fiziki boyutu, kalbi boyutunu takviye içindir. Asıl olan kalbi olan kısmıdır. Onun için de kalbin işin içinde olmadığı bir namaz, namaz olmaz. İşte burada da kastedilen bu. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ Gönülden bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda kıyamadır. Gönülden bir bağlılıkla. Yani şunu yapmayın, etinizi kemiğinizi Allah'ın huzuruna bırakıp da zihninizle ve kalbinizle dışarıda dolaşmaya gitmeyin. Başka işler görmeyin. Alışverişe çıkmayın. Eşinizle kavga etmeyin. Çocuklarla kavga etmeyin namazın içinde. Namazdayken namazda olun. Yani yüreğinizin yanında cesediniz, cesedinizin bulunduğu yerde de yüreğiniz ve kafanız olsun. Öncelikle namazı yüreğinize ve kafanıza kılın. Onlar da namaz kılsınlar. O zaman miraç olur namaz. İşte es-salatul vusta budur. İdeal namaz budur. İnsanın bedeni, aklı, fikri, muhayyilesi, zihni, kalbi, duygusu tüm bedeniyle birlikte kıldığı namazdır namaz. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Namaz hayatın öyle direğidir ki, öyle temelidir ki, namazı belli bir takım şartlar değişince, zora gelince bırakamazsınız. Eğer tehlikedeyseniz diyor Kur'an, فَاِنْ خِفْتُمْ Eğer korkulu bir haldeyseniz, tehlikedeyseniz, durumunuz kritikse, فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Yaya ya da binek üzerinde, herhangi bir araç üzerinde giderken de Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu ihmal edemezsiniz. Etmeyin. Yani namazın biçiminden bir takım terkler yapabilirsiniz. Ama yüreğinizin Allah'a olan borcunu mutlaka eda etmelisiniz.
Ama Allah'a karşı sorumluluğunuzu mutlaka eda etmelisiniz. Ama Allah'la verdiğiniz randevuya mutlaka yetişmelisiniz. Ayakta kılamadınız. Oturarak kılabilirsiniz. Bir yere sefere gidiyorsunuz. Gerçekten de şartlar sizi sıkıştırdı. Namazın biçiminden birkaçını feda edebilirsiniz. Eğilemediniz. Eğilemeden de kılabilirsiniz. Kalkamadınız. Kalkmadan da kılabilirsiniz. Hatta oturamadınız. Sandalyede de kılabilirsiniz. Ama mutlaka Allah'la randevunuza yetişmek zorundasınız. Çünkü bu sizin kulluk bilincinizin temelidir. Bunu geçemezsiniz, atlatamazsınız, erteleyemezsiniz. İşte burada insanın hayatının en kritik durumu olan savaş örneği verilmiş. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُقْبَانًا Eğer hayatınızda gerçekten büyük bir tehlike belirmişse, savaş gibi ve mutlaka düşman karşısında olsanız dahi yine de ima ile gözünüz ve karşınızla ama yüreğinizden Rabbinize ya Rabbi senden ilişkimi koparmadım demek zorundasınız. Namaz budur zaten. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Eminliğe kavuştuktan sonra, artık tehlike geçtikten sonra ya da o kritik durum bittikten sonra size bilmediklerinizi öğreten Allah'ı kendi öğrettiği gibi anmaya devam edin. Buradaki فَذْكُرُ اللّٰهَ'dan kasıt namazı geri asli haliyle, biçimiyle kılmaya devam edin olduğu sanırım anlaşılıyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا İçinizden herhangi biri vefat eder de geride eşler bırakırsa, burada da farklı bir boşanma biçimine, farklı bir dul hanımların farklı bir formuna işaret ediyor. Dikkat edin. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا İçinizden kim vefat eder de geride eşler bırakırsa وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى حَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ Evet, bu da farklı bir durum. Geride bıraktıkları eşlerine tam bir yıl geçinebilecek şekilde kendi evlerinden çıkarılmaksızın, yani oturdukları kocalarının evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl geçinebilecekleri kadar bir miktarı vasiyet etsinler diyor ayet. Bunun bugünkü toplumda dahi çok büyük bir önemi var. Kaldı ki o günkü toplumda. Düşünün. Çocuksuz bir hanım kocasını kaybettiğinde kocasının kardeşleri tarafından oturduğu evden kapı dışarı edildiğini düşün. Daha kaybının ertesi gün acısına mı yansın? Sevdiği eşini kaybettiğine mi yansın? Sokağa bırakılışına mı yansın? Bugün bile geçerli olan bir probleme çözüm. Onun için burada özellikle bu ayeti bazı müfessirler, ki bazı değil, müfessirlerin çoğu 240. ayeti 234. ayetle aynı konuda saymışlar. Onun için de tabii aynı konuda sayınca birini diğeriyle neshetmek zorunda kalmışlar. Çünkü aynı konuda ama farklı farklı. Aynı konuda ittikaz edince bu sefer çelişki gibi gözüküyor. Çünkü orada içinizden ölüp de geriye eşler bırakan ların eşleri 4 ay 10 gün beklesin deniliyordu. 234. ayette. Şimdi burada ise bir yıllık geçimlerini vasiyet edin deniliyor. Tabii ki evlerinden çıkmamak, çıkarmaksızın. Oturdukları kocalarının evinden çıkarılmaksızın. Oysa ki 234. ayetle 240. ayetin konuları farklı. Oradaki ayet iddet müddetinden söz ediyor. Buradaki nafakadan söz ediyor. Geçimden söz ediyor. Oradaki verilen müddet iddet müddetidir. Farklı bir konu. Buradaki ise tamamen nafakadır. Eğer kocamın evinde kalacağım
ben bir müddet oturmak zorundayım, gidecek yerim yok diyorsa, hiç kimse onun evinden, elinden o evi alamaz. Öyle bir şey yapılamaz. Kaldı ki eğer vefat eden koca böyle bir vasiyeti yapmasa dahi bu vasiyet yapılmış addedilir. Yani bu vasiyet el-vasiyetul vacibe cinsindendir. Vacip vasiyet cinsindendir. Zorunlu vasiyettir. Onun için yönetici böyle bir vasiyeti yapılmış gibi hükmeder ve kimse kocasının geriye bıraktığı mirastan dul kalan eşinin eğer evde hala oturuyor. Evde oturmasından maksat şudur, evlenmemişse, bir başkasıyla evliliğe kalkmamışsa, budur aslında burada kastedilen, bir başkasıyla evlenmemişse bir yıl onun geçimi kocasının bıraktığı mirastan temin edilmek zorundadır. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ Evet, kendi evlerinden çıkarılmaksızın. فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ Eğer kendiliklerinden çıkarlarsa, onların kendileri için aldığı kararları, meşru kararları, kendileri için aldıkları makul ve meşru kararları uygulamalarında sizin için herhangi bir vebal yoktur. Yani kendileri için evlenme kararını alırlar, giderler, evlenirler. Bu durumda size bir vebal yoktur. Lakin bunun tersi bir durumda çıkarılamazlar. Vallahu azizun hakim, Allah azizdir, Allah hakimdir. Aziz ve hakim ismiyle bitmesi ayeti kerimenin aslında konunun sonuna yaklaştık. Nedendir? Tesadüfen değildir tabii. Çünkü burada müthiş bir toplumsal gelenek alt üst ediliyor. Siz yerleşik bir kuralın toplumdan kazınıp atılmasının ne kadar zor bir iş olduğunu tahmin edebilir misiniz? İşte burada Allah adeta topluma şunu söylüyor. Allah sizin yüzyıllardır uyguladığınız bu yanlışlıkları söküp atmaya kadirdir. Gücü yeter. Çünkü azizdir. Ha, soruyorsanız kendinize gelip de Allah'ı suçlamak yerine kendinizi suçlayacak kadar akıllıysanız, bu sefer de şunu iyi bilin. Hikmeti vardır. Sizin lehinizedir. Onun için en iyisi mi Allah'ın emirlerinde hikmet olduğunu, sizin lehinize olduğunu bilin ve öyle davranın, kabul edin. وَلِلْ مُتَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ Şimdi tüm konuyu toparlayan bir ayet geldi. Bu ayet herhangi bir boşanma konusuna özgü, yani şıklardan herhangi birini izah etmiyor. Tabii bizce. Onun için ayeti şöyle çevirmek çok daha doğru. وَلِلْ مُتَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ Meşru bir şekilde geçimlerini bu şekilde sağlamış olacaktır. Yani işte böylece yukarıdaki gelen hükümler neden gelmiştir diye sorarsanız, hanımlar da, boşanmış hanımlar da geçimlerini işte böylece sağlamış olacaklar. حَقَّنْ عَلَى الْمُتَّقِينَ Bu sorumluluk bilincine sahip olan herkesin üzerine düşen bir görevdir. Diyor ve konuyu burada noktalıyor Kur'an. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ diyerek de bitiriyor. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Umulur ki siz aklınızı çalıştırır, kafanızı kullanırsınız. Allah'ın sizin lehinize getirdiği bu kuralları hayatınızda uygular ve mutluluğa kavuşursunuz. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevt. Farklı bir konuya geçti. Ama farklı bir konuya geçti derken alakasız bir konuya mı? Hayır. İşte o değil. Farklı ama alakalı bir konuya geçti. Hemen bir üstteki ayeti düşünün, son okuduğum ayeti. كَذَٰلِكَ يُبَيُّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Belki üzerinde kafa yorar, kafanızı kullanır da doğruyu bulursunuz. Bu ayet hem yukarıyı görüyor hem aşağıyı. Nasıl görüyor? Aşağıyı görüyor.
Çünkü hadi gelin tarihe gidelim. Allah'ın ayetlerini dinlemeyenlerin, tutmayanların nasıl hale geldiğini gör. Tarihten bir pencere açıyor. Belki bu pencere tarihten de değildir, geleceğin tarihindendir. Onu da bilemiyoruz doğrusu. Onun için bir misal veriyor burada. İnsanı zamanın içine doğru çekiyor Kur'an burada. Ve gözünün önüne bir temsil getiriyor. O temsil de bu. Elem tera diye başlıyor. Baksana. Tam Türkçesi bunun bana göre bu olmalı. Baksana. Görmedin mi manasına gelir kelime olarak harfiyen. Harfiyen tercümesi. Lakin bu özellikle tenebbüh içindir. İntibah içindir. Yani uyarmak içindir. Karşısındakine bir ders vermek içindir. Onun için de baksana, bilmiyor musun? Şunun haberi sana gelmedi mi? Gözünle görmüş gibi farkında değil misin? Manalarına gelen elem tera ile başlar bazı kıssalar. Biliyorsunuz fil hadisesi de böyle anlatılıyordu. Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Burada anlatılan daha farklı bir olay. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ Binlerce, sayıları binlere bali olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından, min diyarihim, yurtlarından çıkanları görmedin mi? Şu yurtlarını terk edip ölüm korkusuyla sayıları binlerce olduğu halde yurtlarından çıkıp kaçan kimselere baksana. Bu adeta bir azar. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُ Allah onlara demişti ki, ölün. Belki de bu mutu biraz daha galiz bir biçimde ifade edilirse, geberin. Çünkü onlar korkunun ecele faydası olmadığını bilmiyorlardı. Onlar ahlaki faziletlerini ölüm korkusuyla kaybettiler. Burada vurgu yapılan şey ölüm korkusu. Sevgili dostlar, ölüme hazır olan bir kere ölür. Ölümden korkan her ölümü duyduğunda ve gördüğünde ölür. Bu açlık korkusuna benzer. Aç olan doyar. Ancak açlık korkusu duyan doyursanız da doymaz. Bu buna benzer. Ölümden en çok korkanlar, ahirete imanı zayıf olanlar ya da inanmayanlardır. Çünkü onlar için ölüm bir bitiştir, tükeniştir. Ölüm bir bitiş olmayan, ölümün bir bitiş olmadığına inanan, hatta ölümün bir yeni başlangıç olduğunu bilen bir insan, eğer ahirete de hazırlıklı gidiyorsa, eğer Allah'la dostluğunu ilerletmişse, o zaman şebi aruz diyebilir. Yani düğün gecesi, kavuşma, buluşma günü. Ki Hazreti Peygamber ile Rafiqil A'la, son sözüm oldu. Dostuma gidiyorum. Ölümle korkutabilir misiniz? Dostuma gidiyorum diye karşılayan ölümü, birini ölümle korkutmak mümkün. Seni öldüreceğim deseniz bu ne ifade eder ona? İyi ya demez. Onu kim ölümle korkutabilir ki? İslam tarihinin büyük isimlerinden İbn-i Teymiye ölümle tehdit edilir. Kendisini ölümle tehdit eden insana aynen şunu söyler. Öldürülmem şehadet. Hapsedilmem riyazat. Sürülmem hicrettir. Bana düşmanlarım ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Cennetinizi yüreğinizde taşıyorsanız size ne yapabilirler ki? Ölümle korkutamadıkları insanlardan korkar onlar. Çünkü kendileri ölümden tir tir titrerler. Ölümden çok korkanlar,
ölümden korkmayanlardan da korkarlar. Onun için müminden çok korkarlar. Müminlere karşı savaş açanlar. Çok korkarlar. Çünkü ölümden korkmayanı hiçbir şeyle satın alamazsınız. Ölümden korkmayana cennetten aşağı fiyat biçilmez. Cennetten aşağı fiyat biçilmez. Cenneti veremediğiniz sürece de onu alamazsınız. Onun için şehidin mertebesi yüksektir. Onun için şehit İslam'da bunca büyük bir rütbeyi haizdir. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُ Allah onlara demişti ki ölün. Ya da dediğim gibi biraz önce eğer bu ölün ibaresi eğer kahren söylenmişse geberin. ثُمَّ اَحْيَاهُمْ Sonra onları diriltti. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Hiç şüphesiz Allah insanlık üzerine fazilet ve kerem sahibidir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Lakin, fakat insanların çoğu bunun farkında değiller. Burada anlatılan ne? Diyeceksiniz. Burada anlatılanların ne olduğu konusunda birçok spekülasyon yapılmış. Tefsirlerde uzun uzun farklı farklı birbiriyle çelişen rivayetler var. Bunların hepsini topladığımda gördüm ki genellikle Talmud'daki hikayelere benzer bir İsrailiyat yığını. Ve hiçbirini de doğrulayan ne Kur'an'da bir ayet ne de sahih sünnette bir hadis var. Onun için ben hiçbirine girmiyorum. Kaldı ki Reşit Rıza el-Menar tefsirinde öyle diyor. Bu gibi formla, elemtera formuyla başlayan her kıssa bizzat vakı'i olmayabilir. Yani gerçekten geçmişte yaşanmış olması şart değildir. Temsili de olabilir. Yani alegorik, dramatik de olabilir. Yani bir dramatizasyon yapılıyor olabilir. Cenab-ı Hak bize bir hakikati anlatmak için bir temsil getiriyor da olabilir der ki bence yabana atılacak bir görüş değildir. Her ne kadar Kur'an'daki her kıssayı böyle dramatik, temsili saymak çok tehlikeli bir görüşse de Kur'an'daki bazı kıssaların da temsili olduğunu kabul etmek lazım. Onun için ille de geçmişte yaşanmış olması gerekmiyor. Kaldı ki burada ifade edilen, söylenmek istenen hakikat nedir? Yani bu ayet hangi hakikati tefsir ediyor diye sorarsanız, açıkça söyleyeceğimiz, ölüm korkusunun ahlaki zaafa uğrattığı toplumları uyarıyor. Yani bir toplum ki ölüm korkusundan dolayı ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani aman hayatıma ilişirler diye hakikati savunmuyor. Adaleti savunmuyor. Zulme karşı çıkmıyor. Birey ya da toplum fark etmez. Bu ne demektir? Ahlaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ölüm korkusuyla. Ölüm korkusu o toplumun ahlakını yok etmiş. Ve bu toplum ne hale gelir? Bu toplumun sosyal ve ahlaki olarak sonu nedir? Ölümdür dostlar. Ölüm. Yani toplumsal bir ölüm, çözülüş, bozuluş. Böyle bir toplum yaşamaz. Ölüm korkusundan dolayı ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen fertlerin oluşturduğu bir toplumun geleceği yoktur. Oysa ki insan bazen ahlaki yükümlülükler insanı bazen ölüme götürebilir. Adalet duygusu insana can verdirebilir. Başkasına yapılan haksızlığa karşı insan bazen canını ortaya koyabilir. Koyması lazım belki de. Unutmayın, bu yüzyılın en büyük düşünürlerinden olan Nietzsche, Alman filozof Nietzsche, çamura batmış bir arabacının atını kurtarmak için atın altına girdi ve o sebepten öldü. Çok ilginç değil. Ahlaki kaygı bir at için bile insanın canını verdirebilir bazen. Öyle olabilir, mümkündür. Onun için sevgili dostlar, burada ifade edilen şey, tabii ki
bizatihi yaşanmış bir olay var mıdır? Bu konuda bize kadar gelmiş bir haber yok, sahih bir haber. Ancak kıyamete kadar baki olan bu ayetin mesajı, ölüm korkusu sizin ahlaki sorumluluğunuzu yok saydırmasın size. Ölüm korkusu ahlaki yükümlülüklerinizi bir kenara attırmasın. Herkes ölümden korkmaya başladığı, ölümden korktuğu için de hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği bir toplumda yaşanmaz. Çünkü bazen yaşamak için ölünür. Öyle diyordu ya Atilla İlhan bir şiirinde, ölelim yaşamak için Maryam. Bazen yaşamak için ölünür. Ki şehit yaşamak ve yaşatmak için ölür. Başkaları hayat bulsun diye ölür. Başkaları manevi ölümden manevi bir dirilişe girsin, manevi bir dirilişi yaşasın diye kendi canını feda edendir. Şehit. Onun için sevgili dostlar, bunu da böyle anlayacağız. اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوا. Buna dikkatinizi çekerim. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوا. Lakin diyor, insanların çoğu Allah'a nankörlük yaparlar. Şükretmemek nankörlük yapmaktır. Kur'an'da bu form 3 yerde gelir. Yani insanların çoğu diye başlayan form. Hatta 18 tanedir. Böyle formla gelen ayet sonu 18 cümledir. 18 tane. Bunların 11 tanesi ekseren nasi la ya'lemu diye gelir. Yani insanların çoğu cahildir. Bilmezler diye gelir. 3 tanesi ekseren nasi la yeşkurun diye gelir. İşte burada olduğu gibi. Diğer 3 tanesi de ekseren nasi la yu'minun. La ya'lemun, la yeşkurun, la yu'minun. Cahildirler, bilmezler. Allah'ın kendilerine verdiği lütfu bilmezler, nimeti bilmezler. Nimeti bilmeyen şükrü bilir mi? Nimetle, yani verilen nimetle nimeti veren arasındaki bağı fark edemeyen, o nimetin sahibine şükrü eda edemez. Çünkü nimetin kaynağını fark edemedi. İşte bu cehalet. Bu insana da cahil insan denir. Yoksa nimeti bilmemek değil, Ebu Cehil, cehaletin babası ismini alan Ebu Cehil, nimeti bilmiyor değildi. Hatta gökten yağmuru Allah'ın yağdırdığına inanan insandı. Yerden otları Allah'ın bitirdiğine inanan insandı. Kabe'nin Rabbinin Allah olduğuna inanan insandı. Peki neyi beceremedi? Aklı gözüyle gördüğü olayların ve eşyanın arkasındaki güçle eşya arasındaki bağı kurmayı beceremedi. Ya da bu bağı yanlış kurdu. Oraya başka varlıkları koydu. Aracılar koydu. Putlar koydu. Onun için eseri gördü ama müessiri göremedi. Müessiri göremeyince de şükredemedi. Şükredemeyince de küfretti. İnkar etti. La yu'minu. İman etmedi. Hakikati bulamadı. Çünkü hakikatin sahibine ulaşamadı. Gözü gördüğünde takılı kaldı. Cahız'ın dediği gibi gördüğüne değil, gördüğünün arkasında yatan hakikate bak. O hakikate bakamadı. Evet. Eşyayı diyor, gözünle değil aklınla al. Aklıyla algılayamadı. Sadece gözüyle algıladı. Gözüyle algılayınca da yanıldı. Çünkü gördüğünüz sizi yanıltır bazen. Suda gördüğünüz bir kırık değnek gerçekte kırık değildir. Eğer aklınızı kullanmazsanız o değneğin kırık olmadığını anlayamazsınız. İşte bunun gibi. Yanıldı. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ. Sanki farklı bir konuya girmiş gibi yine ama hiç de birbirinden bağımsız değil. Çünkü ölüm korkusuyla savaş iç içe. Aslında
216. ayette ne ile girmiştik? 216. ayet. Kutiba aleykumul qital ve huve kurhun lekum. Savaş size hoşlanmadığınız halde farz kılındı. Bakın, 217. ayette bir parantez açılarak, şimdi savaş olur, savaş olunca kocalar ölür. Kocalar ölünce hanımlar dul kalır. Hanımlar dul kalınca hanımların dul kalma çeşitleri nelerdir? Kur'an tüm detaylarıyla o konuyu işledi. Adeta parantezi kapattı ve yeniden başa döndü. 216'ya döndü. Ve savaşa yeniden döndü. Savaş bir olgu. Savaş nedir? Daha önce izah etmiştim. İslam'da savaş hakkı savunmaktır. Hakkı savunmak. Onun için savaş savunmaktır, doğru. Neyi? Hak. Hem el hakkı savunmak, en üstün hakikati, hem de hukuku savunmaktır. İnsanın, eşyanın, tabiatın ve Allah'ın hakkını savunmaktır. Savaş, hakkı savunmaktır kısaca. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ İşte Allah yolunda ifadesi, ibaresi bu manaya gelir. Allah yolunda bir, Allah'ın uğrunda savaşır. Mal uğrunda savaşılmaz. Mesela ulusal çıkarlar için savaş. Çıkar için adam öldürülür. Bireysel çıkar için adam öldürünce katil olacaksınız. Ulusal çıkar için adam öldürünce madalya alacaksınız. Ulusal çıkar için bile savaşamazsınız. Sadece hakkı savunmak için savaşabilirsiniz. Ulusal çıkar için Amerika, Irak'ta katliam yaptı. Körfez Savaşı ulusal çıkar için değil mi? Ama ulusal çıkar için Amerika, Bosna'daki katliama el sürmedi. Çünkü orada ulusal çıkar yoktu. Hakkı savunsaydı eğer, Körfez'de bir tane çocuğu öldüremezdi. 100.000 tane çocuğun ölümüne sebep oldu. Ama Bosna'daki ölen çocukların çığlığına da ilk gün yetişirdi. İşte İslam hakkı savunmayı meşru savaş olarak nitelendiriyor. Ve bu emirler hakkı savunmaya bir davettir. Bir emirdir. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda ibaresini siz hakkı savunma yolunda diye anlayabilirsiniz. Hakkı savunma yolunda savaşın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ İyi bilin ki, iyi bilin ki, unutmayın ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Yani ta yüreğinizde ne için savaştığınızı çok iyi bilir. Dışınızdan ne derseniz deyin. Gerçekte yüreğinizde eğer o mücadeleyi, o savaşı, ya ne iyi savaşıyor desinler. Bak bak kahramana desinler. Ya da bu savaşı yapalım biraz da ganimet bize düşer diyorsanız. Ya da ırkınız, kavminiz, milliyetiniz, ulusunuz, bilmem neyiniz için savaşıyorsanız, bu hakkı savunmak için yapılan savaş değildir. Çünkü niçin sorusuna vereceğiniz cevap savaşı ya meşru eder ya gayrimeşru eder. Gayrimeşru bir savaşta ölseniz de öldürseniz de ateştesiniz peygamber. El katil vel maktul finnar. Ölen de öldüren de. Çünkü gayrimeşrudur. Meşru olması için bir mücadelenin, sonu ölümlü bir mücadelenin meşru olması için mutlaka hakkı savunmak niçinin cevabı olmalıdır. Tek cevap. Niçin? Hakkı savunmak için. Hakkı savunmak için dediğinizde bazen mazlumun yanında, zalimin karşısında olmanız gerektiği için bazen mazlum, öteki zalim de kardeşiniz olabilir. Bazen mazlum onlardan, zalim sizden olabilir. Sizin ırkınızdan olabilir. Hatta sizin dininizden olabilir. Fark etmez. Evet, kime karşı olursa olsun mazlumun yanında, zalime karşı. Kim olursa olsun. Müslümanın şiarı, sembolü budur. Bundan bir milim sapamaz. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفْهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرَةً. Şimdi manayı vermeden evvel bir şey hatırlatayım. Hakkı savunmak için girilen savaşta ganimet getiri düşünülmez. Aksine hakkı savunmak için mücadeleye giren, savaşa giren biri vermeye hazırdır. Almaya değil. Almak için, çıkar için savaş yapılmaz. Çıkar için insan öldürülmez. İnsan hiçbir çıkar uğruna insan hayatına kıyılmaz. Çünkü hiçbir getiri insan hayatının karşılığı olamaz. Ancak nedir? Hakkı savunmak uğruna insanla hak arasına gerilmişse biri, o engeli kaldırırsınız. O engel olmuştur artık. İşte o noktada siz meşru ve mazur görülebilirsiniz. Bu noktada hakkı savunmak için savaş veren bir insan çıkar uğruna savaşmaz ki. Dolayısıyla hakkı savunmak için savaşa giren bir insan fedakarlık yapar. Ganimet beklemek yerine para verir. Bakın işte bu ayet onunla ilgilidir. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرَةً. Allah'ın kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bir güzel borcu ona verecek olan kimdir? Diye soruyor ayet. Allah'ın geriye kat kat ödeyeceği bir borcu ona güzel bir biçimde verecek olan kimdir? Bu soruyu soruyor ayet. Yani Allah'a borç vermekten söz ediyor ayet. Hatta buna benzer ki bu formda, aynı formda bir ayet indiğinde Medineli Yahudiler dalga geçmişlerdi. Bak bak ne diyor seninki gene, Allah fakirmiş, biz zenginmişiz, biz Allah'a borç verecekmişiz gibi. Çalıyı tepesinden sürüyorlar. Lafı arkasından anlıyorlardı. Aslında anlamıyorlardı, anlamazlıktan geliyor. Allah'ın borca ihtiyacı yok. Allah acıkmaz, susamaz. Peki nedir bu halde? Borç kredi vermek. Kredi açmak. Siz kime kredi açarsınız? Güvendiğinize değil mi? Allah kulunun güvenini böyle sınıyor. Bir, öncelikle güven problemi. Siz güvendiğinize borç verirsiniz. Geri ödeneceğine inanmadığınız birine, geri ödeyeceğine inanmadığınız birine borç verir misiniz? Vermezsiniz. Allah'ın geri ödeyeceğine inanıyorsanız Allah yolunda harcarsınız. Geri ödeyeceğine ne kadar fazla inanıyorsanız o kadar fazla harcarsınız. Birazcık tereddüt ederseniz vermezsiniz. Ya tamam, Allah yoluna harcayacağız şimdi. Allah'ın dini için harcayacağız. Allah rızası için yardım edeceğiz de acaba geri gelir mi? Ya bir de Allah ödemezse diye düşünen bir insan harcamaz. Çünkü batık kredi olur. Harcamaz. Bu bir. Güven problemi. Varsa vermez insan. İkincisi, bu ayetin dikkat çektiği ikinci nokta nedir? O da Cenab-ı Hak insana vereceği zaman mutlaka insandan harekete geçmesini istiyor. Yani bahane istiyor. Çünkü sünnet böyle. Kural böyle. Allah'ın koyduğu kanun bu. İnsan önce verecek ki Allah'tan kat kat alsın. Baksanıza. Allah'ın kanunu doğada bile böyle. Önce ekeceksiniz ki bir tek tohumu onun karşılığında 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30 alabilirsiniz. Ama önce ekeceksiniz. Onun için tabii ektiğiniz de aslında Allah'ın size verdiği. Allah size ektiğinizi de o verdi. Onu unutmayın. O da kendiliğinizden sahip olduğunuz bir şey değil. Çünkü çıplak doğduğunuz, ananızdan doğduğunuzda hiçbir şeyiniz yoktu. Eliniz ayağınız dahi size ait değil. O sebeple aslında onun verdiğini ona vererek onun size vermesi için sünnetullahı gereği, yani kanun gereği onun gayretini harekete geçireceksiniz. Gayretullah. Ve Allah da size kat kat geri ödeyecek. Vallahu yakbidu ve yapsut. Allah kimi zaman daraltır, kimi zaman genişletir. Kimi zaman sıkar,
Kimi zaman açar, kimi zaman alarak sınar, kimi zaman vererek sınar. Alıp sınadığında iyidir de, verip sınadığında iyidir de, alıp sınadığında iyi değil midir? İşte hamd burada gerçekleşir. Ya Rabbi hamd olsun. Verdiğinde şükür olsun ya Rabbi, aldığında hamd olsun. Niçin? Sen vermiştin ya Rabbi, onun için hamd olsun. İkincisi bir daha verebilirsin ya Rabbi, onun için hamd olsun. Üçüncüsü daha fazlasını alabilirdin ya Rabbi, onun için hamd olsun. Dördüncüsü daha fazlasını verebilirsin ya Rabbi, onun için hamd olsun. Görüyorsunuz neden tüm hamdler Allah'a aittir. Tüm hamdler Allah'a aittir. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsana gelince, insan, Rabbi insana ikram ettiğinde, vererek sınadığında hemen der ki, Rabbim bana ikram etti. Adeta gizlice ben de layıktım hani canım, çalıştık, kazandık falan der. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَمْ Fakat bir dönemde olur. Allah alarak sınamaya başlar. Hatta ayetteki ifade fekadara aleyhi rizkahu. Yani rızkını artık sayıya bindirir. Ölçülü vermeye başlar. Hep alır demiyor. Alsa hiç yaşayamaz zaten. Hiç yaşayamaz. Nefesiniz dahi Allah'a ait. Yalnız ölçüye koyar diyor. Sınırsız veriyordu. Biraz sınırlamaya, kısıtlamaya başlar. Ne der biliyor musunuz? Feyekudu Rabbi ehane. İhanet ettiler. Rabbim bana. Kelle. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Kesinlikle böyle yapmayın. Elem tera ilel mele'i min beni İsraile min ba'di Musa. Yine elem tera ile başladı ama bu kez yaşanmış, geçmişte yaşanmış bir hayatı anlatıyor. Ta bizi aldığı İsrailoğulları döneminde yaşanmış bir hadiseye götürüyor. Neden? Çünkü yukarıda verdiği öğütleri tutmayanların başlarına neler geliyor onu söyleyecek. Baksana şu İsrailoğullarına, Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerine baksana bir. اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنْ لَهُمْ Onlar peygamberlerinden birine demişlerdi ki, اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bize bir kral seç, Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Bak, bize bir kral seç, Allah yolunda savaşalım. Bir kere tabii burada oynamaya gönlü olmayan yerim dar dermiş atasözü tam da gelip oturuyor. Şimdi Allah yolunda savaşmak için bir kral seçmek gerekmiyor. Bu bir. Efendim, kaldı ki bir peygamberleri var zaten. Peygamber komutan olabilir. Ayrıca bir de kral mı gerekir? Ama böyle bir itiraz yok. Tamam. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا Peygamberin onlara verdiği cevap. Bu peygamberin Samuel peygamber olduğu Tevrat'ta geçiyor. Oradan anlıyoruz. Yine Samuel peygamber bunlara cevap veriyor. Diyor ki, hadi size böyle bir şey yazılırsa, Allah tarafından bu emir verilirse ve onun ardından da savaşmayıp Allah'a karşı asi olursanız ne olacak? Diye soruyor. Kalu, cevap verdiler. وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا Bize ne oluyor ki biz hem vatanımızdan çıkarılmış hem de çoluk çocuğumuzdan ayrı ve cüda düşmüş iken bize ne oluyor da savaşmayalım, neden savaşmayalım ki derler diye cevap verirler. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ Ta ki onların dilekleri üzere Allah onlara savaşı farz kılar. تَوَلَّوْ Yüz çeviriverdiler. اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Onlardan çok azı müstesna, hepsi Allah'ın bu emrinden yüz çevirdiler. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Allah kendi kendine zulmedenleri çok iyi bilir. Bu ayet ne diyor? Bu ayetin ilk muhataplarının durumunu hatırlayıverirseniz ayetin ne dediğini anlarsınız. İlk muhatabı, bu ayetlerin indiği yıl yaklaşık hicretin ikinci yılı. Aynen
İlk muhataplarında da böyle bir şey olmuştu. Resulullah'a yalvarıyorlardı. Ya Resulullah, artık Allah bize savaşa izin versin. Bu yalvaranlar, tefsir ve tarihlerden öğreniyoruz ki bu yalvaranlar arasından bazıları savaşa izin verilir verilmez Allah bize niye savaşı yazdı dediler. Evet. Yani tarih ibret alınmayınca orada da tekerrür ediyor. Bugün de ve gelecekte de tekerrür edecek. Onun için Allah'tan bir şeyi istemek de samimi değillerse eğer, işte Allah veriyor ve deniyor. Burada veriyor ve deniyor. Onu gösteriyor. Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad be'ase lekum talûte meliken. Onlara peygamberleri dedi ki, hadi siz istemiştiniz yukarıda, arzu etmiştiniz. Allah Talut'u size kral seçti. Kâlû. Bakın, İsrailoğulları nasıl Yahudileşiyor. Nasıl, yani oynamayı bilmeyen dedim ya, oynamak istemeyen. Halep'te 40 arşın atlayacak ya, mutlaka bir Halep istiyorlar. Bakın, yani aslında atlamayacak. Kalu dediler ki, enna yekunu lehul mulku aleyna. Nasıl onun bizim üzerimizde bir otoritesi olabilir ki? Ve nahnu ahakku bil mulki. Biz yönetime ondan daha layıkken, minhu. Ondan daha layıkken وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ve ona büyük bir servet de verilmemişken nasıl o bizim üzerimize otorite kurabilir ki dediler. Kendi üzerlerine otorite kurması için sanki bu ikisi şartmış gibi. Neymiş? Mantığa bakın. Biz ondan daha layıkız. Çünkü yukarıda kim bu? Mele. Mele kim? Aristokrat sınıf. Biz bu toplumun kaymak tabakasıyız. Yersek biz yeriz, yoksa kimseye yedirmeyiz. Mantığı aynen bugün de geçerli bakın. Öyle değil mi? %3, %97'ye savaşıyor. Savaş açtı. Niye? Biz yeriz. Yani ganimet kazanının başına sizi yanaştırmayız. Toplum diyor ki, bana da payımı ver. Bu kadar yıldır yediniz. Hep siz yediniz. Biz de payımızı istiyoruz. Hayır diyorlar. Buna biz layıkız. Bu ganimet kazanının başında hep biz olacağız. Siz mi bizim artıklarımızdan arta kalanları bulursanız yersiniz. Ve topluma bunu söylüyorlar. İşte burada mantık aynı mantık. Ve kendilerinin üstünlüğüne de neyi delil gösteriyorlar? Ona büyük bir mal, büyük bir servet verilmedi. Yani hak etmesi için serveti olması lazım. Bugün de öyle değil. Bakın, Amerikan demokrasisine benziyor bu biraz da. Amerikan demokrasisinde bir insanın başkan adaylığına namzet olabilmesi için, adaylığını koyabilmesi için hatırı sayılır milyarlarca dolarlık bir servet lazım. Bir kampanya, bir seçim kampanyası bir devlet bütçesi kadar. Ha, bu nasıl demokrasi diye bana sormayacaksınız tabii. Bunun muhatabı ben değilim. Ama görüyorsunuz değil mi? Hiç parası, yeterince parası olmayan biri böyle bir yerde, efendim ben de vatandaşım ve seçilme hakkım var, ben seçilme hakkını kullanabileceğim diyebilir. O halde nasıl demokrasi diye sormazlar mı? Eğer seçilme hakkı, nazari olarak size verilen seçilme hakkını kullanmak için milyarlarca dolar gerekiyorsa, aslında bu, seni öldürelim ama ondan sonraki yiyeceklerinin tamamını temin ederiz demeye benzemiyor mu? Yani öldüreceksiniz, ondan sonra ne kadar ne yiyeceksen bizim üzerimize. Zaten öldükten sonra bir şey yiyemez ki. Bu böyle. Onun için burada da mantık aynı mantık. Serveti yoksa otorite hakkı da yok. Kale. Tabii ki bu mantığa cevap veriyor peygamberleri. İnnallâhe istafâhu. Allah onu sizin üzerinize seçti. Bir manası da üstün kıldı. Mustafa aynı kökten gelir. Seçilmiş, üstün kılınmış. İnnallâhe istafâhu aleykum. Onu sizin üzerinize üstün kıldı. Ve zâdehu bestatan fil ilmi. İlimde kuşatıcı bir derinlik vel cismi ve fiziki üstünlük sahibi kıldı onu üstelik.
Vallahu yu'ti mulkehu men yasha. Allah mülküne dilediğini, Allah dilediğine otoriteyi verir. Dilediğine mülkünü verir. Vallahu vasi'un alim. Allah sınırsızdır. Evet. Allah sınırsızdır ve Allah her bir şeyi bilendir. Yani Allah'ın onlara üstünlük ve otorite ölçüsü olarak getirdiği ölçüye bakınız. İlim. Yakin bir bilgi. Delili olan bilgi. Onlar servet diyor, Allah ilim diyor otorite için. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ اِنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. Onların peygamberleri cevap verdi onlara. Onunla onun otoritesinin delili, işareti ona şöyle bir kalbin verilmesidir. Tabutu kalp olarak çevirmeyi en uygun buldum. Tabut bizim tefsirlerimizin hemen tamamında bir sandık olarak İsrailoğullarının peygamberlerinden gelen kutsal emanetin içinde toplandığı sandık olarak geçiyor. Lakin Ragıp el-İsfahani, Zemahşeri Esasul Belagasında, Zebidi Tacul Arusunda, İbnül Esir Nihayesinde bu kelimeye kalp manasını vermişler ki gerçekten de harika bir mana ve tam yerine oturuyor. Evet, fihi sekinetun, niçin? İçinde huzur ve sükunet bulunan bir kalp vermesidir. Min rabbikum, Rabbinizden içinde huzur ve sükunet bulunan bir kalp. Ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun ve alu Harun. Evet, tahmiluhul melaike, meleklerin taşıdığı Musa ve Harun ailesinden geriye kalan mirası da verdi. Musa ve Harun ailesinden geriye kalan miras, meleklerin taşıdığı miras ne olabilir? Ne olacak? Vahiydir. Melekler taşır vahyi, Musa ve Harun ailesinden peygamberlere melekler taşımıştı. Ondan geriye kalan değişmez değerler. Değişmez ilahi değerler kastediliyor diye düşünüyorum. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Eğer gerçekten inanıyorsanız işte bu sizin için hakikate bir işarettir. Yani Talut'un Allah tarafından size otorite olarak seçilmesine bir işarettir dedi onlara peygamberler. Gelecek dersimizde Talut ve Calut kıssasını daha derinliklere inerek ve çok geniş bir yorumla inşallah işleyeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.